Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 23 yıllık iktidarına en büyük meydan okuma 24 saatten kısa sürede anlaşmayla son buldu. Bütün başkentlerde yakından izlenen kriz, dünya gazetelerinde manşetlerinde Putin'in krizden zayıflayarak çıktığına, Wagner'in lideri Prigojin'in isyanının yeni krizlerin habercisi olduğuna dair yorumlar yapılıyor. İngiliz Times gazetesi Putin isyanı küçük düşürüldü başlığını attı. Birinci sayfasına Wagner'in paralı askerlerinin ordu karargahına silah doğrulttuğu fotoğrafı bastı. Observer'da Wagner'in tankını manşetine taşıdı. Prigojin'in isyanının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i en zayıf halde bıraktığı yorumu yapıldı. Sunday Mirror'a göre Putin uçurumu kenarından döndü. Mail ise Putin'in darbe liderini ülkeyi terk etsin diye rüşvet mi teklif etti sorusunu gündeme getirdi. The Guardian gazetesi isyandan Ukrayna'nın karlı çıkabileceği yorumunu yaptı. Gazete, Kiev'in karşı taarruzu yoğunlaştırdığı dönemde Rus ordusunun dikkatinin cepheden başka yere çevrildiğini yazdı. Rus generallerin en azından bir süre evdeki işlere yoğunlaşacağına dikkat çekildi. Amerikan New York Times gazetesinin analizinde Rusya'nın savaş gücünün zayıflamasının Ukrayna için fırsat olduğu yorumu yapıldı. Washington Post gazetesi de haberi Putin'in liderliğini en büyük tehdit olarak verdi. Gazete Putin'in kibrinin muhakemesini gölgelediği yorumunu yaptı. Putin'in Ukrayna'yı işgal etmekle yanlış karar verdiği, Prigojin'in ne kadar büyük bir risk oluşturduğunu göremediği iddia edildi. Wall Street Journal, Rusya'nın paralı asker grubu Wagner'in dönüp Putin'i vurduğuna dikkat çekti. Alman Bild gazetesi Putin'e karşı ayaklanma başlığını kullandı. Alt başlıkta da bunun bir darbe girişimi olduğuna vurgu yapıldı. Digital Spiegel'da Rusya'da dramatik bir güç mücadelesi yaşandığına dikkat çekti. Fransız Le Parisien gazetesi de Rusya'da darbe girişimi başlığını attı. İspanyol El País gazetesi Wagner'in isyanı Putin'in zayıflığını ortaya çıkardı yorumunu yaptı.